Onlar olmasaydı acaba yaşam alanlarımız ne hale dönerdi? İşte bir mimarla konuşuyoruz, yani işin uzmanıyla. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Çorum'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Sevgi Tığlı Design Stüdyo'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Sevgi Tığlı hanımefendi de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Rica ve ederim. Burada verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgileri almadan önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Sevgi Tığlı, kimdir, sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1987 Yozgat doğumluyum. Aslen Yozgatlıyım. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra çeşitli illerde çalıştım. Ankara, Kayseri ve son olarak İstanbul'da. Yine bu şehirlerde büyük firmalarda çalıştım. Son olarak İstanbul'da yine çalıştığım inşaat firmasının iç mimarlık firmasındaydım ve alışveriş merkezi projelerinde, konut projelerinde yer aldım. 2013 yılında evlilik sebebiyle geldim ben Çorum'a. Dolayısıyla geldikten sonra da oradaki bilgi birikimini de tabii ki burada taşlandırmak gerektiğini düşünerek firmamı kurdum. Şimdi Çorum hem çok güzel bir geline sahip olurken hem de çok güzel bir meslek sahibi, bir iç mimara sahip oldu bu vesileyle. Evet. 2013 yılında geldiniz ve 2013 yılından bu yana verdiğiniz hizmetlerle şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben detay bilgileri alacağım. Biraz konumla ilgili bilgiler verelim istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda kaç kişiyle bu hizmeti yürütmekteyiz? 80 metrekarelik bir ofis alanımız var. Burada 4 kişiyle hizmet vermekteyiz. Ama bizim atölyelerimiz var, imalathane kısmımız var. Dolayısıyla bu anlamda, bu kapsamda biz yaklaşık 30 kişilik bir ekibiz. 30 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile hizmet yürütmektesiniz. Ofis ortamında 4 profesyonel kadro ve yine en büyük avantajlarınızdan biri, belki bu sektörde en iyi olma sebeplerinizden bir tanesi bana göre, imalatçı firmanın da aynı zamanda sahibi olmanız. Yani ekip ve kadro daimi çalışan kadronuzdan oluşmakta. Sizden özellikle aldıkları talimatlar doğrultusunda ve sizin yönlendirmenizi, sizin hayal ettiğiniz, insanların daha doğrusu hayal ettiği ve onların hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasında da sizi iyi tanımanın avantajları ve sizin de konuyu bizzat içinde bulunmanızdan kaynaklı olarak çok sağlıklı, çok başarılı işler yapmaktasınız. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Gelen talepler doğrultusunda burada ne tür hizmetler verilmekte efendim? Şimdi biz burada anahtar teslim projeler yapıyoruz. Sadece proje hizmeti verdiğimiz durumlar da oluyor. Müşterimizin talebine göre tamamen. Gelen müşteri bizden eğer hani ben bu işi size veriyorum ve bu işi sizden anahtar teslim olarak almak istiyorum, benim her şeyimle siz ilgilenin dediği noktada biz o işi anahtar teslim olarak ona teslim ediyoruz. Kaba inşaattan başlayarak anahtar teslim tek noktadan her bütün şeyde hizmeti alabilmekte. Dolayısıyla biz aslında burada çok büyük bir sorumluluk almış oluyoruz. Ne anlamda? Şimdi biz bir müşterinin ya da işte bize gelen her insanın yaşam alanını, ticari alanını kurguluyoruz. Dolayısıyla biz ona her gördüğünde güzel bir his yaratacak bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda tasarımlarımız, biz çünkü teknik bir ekiple çalışıyoruz. Bizim kadromuz iç mimarlardan oluşur. Dolayısıyla tasarım anlamında çok güçlüyüz. Ve müşterimize de aynı şekilde cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Bizim için şu çok önemli: biz empati kurmalıyız. Müşterimizle öncelikle biz hislerle de hareket eden insanlarız. Biz önce bir empati kurmalıyız. Biz karşı tarafın yerine kendimizi koyarak ne nerede nasıl iyi çalışır, nasıl kurgulanması gerekir, görsel olduğunda karşıya nasıl bir his verir, görselliği nasıl bir his verir, estetiği nasıl bir his verir, biz bunları empati yoluyla kendimizi karşı tarafın yerine koyarak bu şekilde değerlendirerek projelerimize başlıyoruz ve dolayısıyla güzel işler çıkarıyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alan çalışmalar yapmaktasınız. Efendim, bizlere zaman ayırdınız, bizlere değerli bilgilerinizi paylaştığınız için ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Çorum'dan ve sektörünün en iyisi Sevgi Tığlı Design Stüdyosu'ndan aktaracaklarımız bu kadar demeden önce bizler de sizleri, özellikle bu sektöre ihtiyacı olan değerli misafirlerimizi burayı davet ediyoruz. Başarılı hizmetleri, kaliteli çalışmaları ve profesyonel kadrosuyla mutlak görülmesi gereken işletmelerden biri. Zaten verdikleri hizmet kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz.
Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Çorum ve sektörünün en iyisi Sevgi Tığlı Design'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.